Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Sark sınır kapsını kullanarak Kırgızistan'a götürülmek üzere bir tırın dorsesinde 33 at daha yakalandı. Polis ekipleri tır sürücüsüne hayvanları koruma kanunu kapsamında 49.500 lira cezası uygularken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hayvan refahından 35.000 lira olmak üzere toplamda 84.500 lira para cezası uyguladı. Şu an koloni kurmaya çalışıyoruz. Yandan, hırçınlaşan hayvanların kavgası ise kameraya yansıdı. Artvin'in Hopa ilçesinde tır dorsesinde ölüme terk edilen ikinci at vakası daha yaşandı. Abi yarılacak. Hayvanlara bir bakın gerçekten. Yani. İşkence yapılmış yani. Bu insanlık değil yani. İnsan gerçekten konuşurken kelimeler düğümleniyor. Yaşadıklarımız kolay değil. Elektrik yok, bir şey yok. Gelen yok, giden yok, sorumlu yok. Yani kendi imkanlarımızla şu hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz şurada. Müdür de çok ağır. Hani şu an bu gece yağmur yağacak. Bu atlar o yağmurun altında kalacak. O çamurun içinde kalacak. İki gündür güneşin dibindeler. Hani gücümüz yetmiyor. Bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle olacak iş değil bunlar. Şu anda hasta olamaz buralarda. Tabii ayağı kırık olanlar var. Sürekli birbirlerini ısırıyorlar. İçlerinde bir güç kavgası var. Atlar birbirini tanımıyor. At hassas bir hayvan. Nasıl olmuş bu? İki tane düşük. Koşullardan ne bekleniyor ki abi? Dorsedeyken mi olmuş bunlar? Yok, bunlar indikten sonra bir tane dorsede olmuş. Onu da dün tamirci bir arkadaş gönderdi bizlere. Normalde araç sahibi bize işte hiç ölü olmadığını söylemişti. Ama maalesef ki o videoda araçta bir tane bayağı kırık olan atın doğum yaptığını. Tabii üstüne çıktım, oradan sayım yaptığı zaman 33 tane şey vardı. Ama kamyon sahibi şöyle bir şey söyledi. 27 tane onda varmış, Ankara'dan, Ayaş'tan yüklemiş getirmiş. 6 tane de Kars'tan buraya başka bir araçta gelmiş atlar. Ondan sonra toplam şu an elimizde 33 tane at var. Çok rezil ya. Nereden geldiğini tespit edilmesi lazım ya. Of, ayaklarım yara bere gidiyor. İçeridekilerine su verme şansımız oldu mu? Kovalara doldurduk. Su verdik abla. Geri kalan en azından bilmiyorum. Ama bunların buradan gitmesi, yani bu yasakışı bir boyutu yok mu bu işin ya? Bunlar böyle götürülür mü? Böyle götürülür mü ya? Nereye götürülüyor? Bir belge söylüyorum. Ablacığım, sizin izin manzara nedir burada? Bir şey söyleyecek misiniz ablacığım? Aferin bir oturmam. Ne söyleyeyim bu kadar ya? Görmüyor musun? Gene insanız işte, daha insanız, insanız. Ama en azından nedir bir, nereden geliyor, nereye götürüyorlar bu karavanlar bu koşullar? Bu ne? Bari bunu tespit etmiş olalım ya. Şu görüntü, ben ne söyleyeyim abi, görüntü yetmiyor mu ya? İsminizi alabilir miyiz? Öğrenebilir miyiz? Adım Alev. Hopa'da yaşıyorum. Ya ben sadece yurttaşım. Başka bir şey değil. Arkadaşlar haber verdi, gelmiş oldum. O kadar. Yani bir şey yapamıyoruz işte. Tırın diğer tırdan boşaltacakmış. Kars'tan geliyormuş. Öğrenebildiğiniz şeyler bunlar ama abi yani... Onları nereden aldınız? Kars. Nereye götürüyorsunuz? İşken. Nereye? Gürcistan'a? Yok, Kırgızistan. Kırgızistan'a geçiriyordunuz. Ne oldu şimdi hayvanlara? İki tane bir at vardı şey olarak. Sonra da ilave edildi. Karıştırdı işte orayı. Ezdiler birbirine. Gönül isterdi ki olmasın. Ne için götürülüyor oraya? Kırgızistan'a? Orada at değerli. Orada kesimliği
diyorlar ya. Sucuk da kullanılıyor değil mi? Sucuk için falan. Hayır, orada mesela bir top, bir düğün yaptın mesela, at kesersin. Orada at kesmediğin zaman senin meclisine bile gelmezler. Siz öyle Türk müsünüz? He? Türk müsünüz siz? İsminiz ne size? Türk'üm ya, Trabzonluyum aslında. İsminiz ne? Şerafettin. Soyadınız? Civelek. Şerafettin Civelek. Siz de üzüldünüz ama son anı görünce, bu durumu görünce hayvanların. Bazı zaman insan elinde toprağın. Ha böyle çaresiz kalırsın değil mi? Aynen öyle çaresiz kalırsın. Siz kapıdan mı geri döndünüz? Kenarlarını açıp yere çekme gücün yetmiyor. Ki son evliler ferahlasın, ölenler altına atıp da evliler ferahlasın, yapamıyorsun. Biz görmedik malın sahibine. Siz kapıdan mı geri döndünüz? Yok yok, burada günlük olacaktım bugün. Hı hı. Ama niçin, kim durdurdu sizi? Gümrüğü bekliyorduk da, ölenler oldu ya içinde. Hı. Onların gümrük olamazsın. Evrakta bir eksiklik olduğunu söyledi. Yok, hayır, hiç bir eksiklik yok evrakta. Bir şey söylemek ister misin? Ablam ne söyleyeyim? İnsanlık dışı. Ama yere düşer daha görüyorlar. İnsanlık dışı abi. Buradaydı. Buradaydı.